Gün ortasında günün ilk yarısına yansıyan gelişmelerle karşınızdayız sayın seyirciler. İlkokullarda yılın ilk ders zili bu sabah çaldı. Yaz tatilinin ardından okullarına koşan öğrencilerin gözlerindeki heyecan görülmeye değerdi bu sabah. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da ilk ders zilinin çaldığı bugün de İskele'deydi. Doktor Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele'yi ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu öğretmen ve öğrencilere hitap etti. Bütün enerji ve vaktimizi çocuklarımızı daha iyi eğitmek için ayırmaya hazırız dedi. 2020 yılında tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgını nedeniyle toplam aktif sigortalı çalışanların sayısında yaşanan düşüş 2022 yılı itibariyle artmaya başladı. Veriler salgın öncesi rakamlara yakın seyrediyor. Siyasi gündemde ise Ulusal Birlik Partisi ile Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin parti meclisi toplantıları var. Ulusal Birlik Partisi'nde MYK ve parti meclisi bugün yerel seçimlerde aday belirleme gündemiyle toplanacak. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde ise dün akşam toplanan parti meclisi yeni MYK'yı ve genel sekreteri belirledi. CTP'de genel sekreter Asım Akansoy oldu. Dünya gündemine baktığımızda ise Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmayı görüyoruz. Çatışmalardaki yoğunluk bu sabah itibariyle azalsa da kayıplar olduğu bildiriliyor. Şimdi detaylar. ...2022-2023 eğitim öğretim yılı bugün ilk öğretim dairesine bağlı okulların açılmasıyla başladı. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle Doktor Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele'yi ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencilere hitap eden Bakan Çavuşoğlu bütün enerji ve vaktimizi çocuklarımızı daha iyi eğitmek için ayırmaya hazırız dedi. Çavuşoğlu öğretmenlerin gelecek nesilleri şekillendirdiğini ve öğretmenlerin öğrencileri yetiştirdiği oranda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınacağını vurguladı. Orta dereceli okullarsa yarın açılacak. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Türk'üm diyene. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ders zili ilk öğretim dairesine bağlı okullarda çaldı. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Doktor Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele'yi ziyaret ederek öğrencilere ve öğretmenlere hitap etti. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Doktor Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele'nin yeni açılan bir okul olduğunu ve burada gelecek nesilleri yetiştirmek için genç bir kadroyla eğitim verileceğini kaydeden Çavuşoğlu konuşmasında veliler ve öğrencilere seslendi. Burada çok kültürlü yapımızın bir sonucu olarak ne mutlu bize ki barış ve özgürlük içerisinde kardeşlik duyguları içerisinde birçok coğrafyadan gelen arkadaşlarınızla bir aradasınız. Bu çok kültürlü buluşma umut ederim ki hepimizi kültürel anlamda çok zenginleştirecek ve dünyayla buluşma anlamında da çok faydalı bir buluşma olacak. Dolayısıyla sevgili veliler ve sevgili öğrenciler, bunu bir ayrışma değil, bir zenginlik olarak görmenizi ve bu çok kültürlü buluşmayı herkesin değerlendirmesini istiyorum. İmkanlar dahilinde açıkların giderilmeye ve öğrencilere iyi bir eğitim verilmeye çalışıldığını söyleyen Çavuşoğlu, çocukların burada birlikte büyümesi ve dünyaya yayılmasının dünya insanlığı açısından büyük bir fayda getireceğini kaydetti. Biz bilmenizi isterim ki bu yıl öğleye kadar başladığınız eğitimle gelecek yılda burada kameralar vesilesiyle söyleyeyim en az 2 günle tam gün eğitime geçeceğiz ve bir sonraki yılda 2 gün ve 3. yılda da tam gün eğitim bu topraklarda da başlamış olacak. O yüzden okullar, aileler, öğretmenler, öğrenciler kendilerini buna göre hazırlamaya başlasın. Gelecek hepimizindir. Gelecek sizlerledir. O yüzden biz bütün enerjimizi, bütün vaktimizi çocuklarımızı daha iyi eğitmek için ayırmaya hazırız. Ben tabii ki burada öğretmenler gelecek nesilleri şekillendirecek olan insanlardır. Ve Atatürk'ün dediği gibi gelecek nesilleri öğretmenler
yetiştirecektir ve onların yetiştirdiği oranda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kalkınacak veyahut barış ve demokrasisini, özgürlüklerini koruyacaktır. Öğretmenlere de seslenen Çavuşoğlu yeni öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Sevgili öğretmenler, sizlere de 2022-2023 eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. İşinizin çok olduğunu biliyorum ama çok çalışmak için buralardayız. Çok çalışacağız. Bu pırıl pırıl çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından yeni öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Çavuşoğlu ders zilinin çalmasının ardından sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Hayırlı olsun, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Ne bilmiyorsun? Çok mutluyum, çok da heyecanlıydım aslında. Şimdi yeni bir sınıf, yeni eşyalar, yeni şeyler. Gezdim, güzel eğlendim, kitabım filan okudum. Mutluyum, heyecanlıyım. Çok mutluyum. Sonra heyecanlıydım biraz. Geldim, arkadaşlarımı tekrardan gördüm, mutlu oldum. Çok mutluyuz. Yaz tatilin nasıl geçti? Çok güzel geçti. Neler yaptın? Oyun oynadım, denize gittim, arkadaşlarımla oynadım, kitap okudum. Heyecanlı mısın? Yeni bir sınıf, arkadaşlarına yeniden buluştun. Evet, çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Tatilini nasıl geçirdin? Güzeldi tatili. Neler yaptın tatilde? İşte evdeydim, işte tatile falan gittim, öyle. Yeni bir okula başladım. Daha büyük bir okula ve eskidenki okulumdan daha büyük bir okulda olduğum için daha mutluyum. Heyecan var mı? Çok. Çok. Peki yaz tatilini nasıl değerlendirdin? Kitap okuyarak, ders çalışarak, biraz da oynayarak tabii. Evet, çok güzel. Sen neler söylemek istersin? Duygularını alalım. Çok heyecanlıyım yeni okula geldiğim için. O bir okulumu özleyeceğim ama buradaki öğretmenlerimi de çok seveceğime eminim. Heyecanlıyım. Yine arkadaşlar gelmiş. Onlarla tanışacağım bu teneffüs. Yani başka bir şey. Yani heyecanlıyım. Özlemiş miydin okulunu? Evet. Nasıl bir yaz tatili geçirmiştin? Güzel. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle mesaj yayımladı. Tatar mesajında tüm öğrencilere üstün başarı diledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması sebebiyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Tatar mesajında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk öğretim okullarının bugün açılmasıyla başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılında eğitim alacak olan tüm öğrencilere üstün başarı dilediğini belirtti. Mesajında öğrencilere seslenen Tatar, eğitim öğretim serüveninizde her birinizin vatanını, milletini seven, karakter ve sorumluluk sahibi, çalışkan birer birey olacağınıza, bu noktada değerli öğretmenlerimizin ve velilerimizin siz değerli öğrencilerimizle birlikte üstün çaba harcayacağına canı gönülden inanıyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şunları kaydetti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini benimseyen, yurttaşlar arasında fikir ve duygu ortaklığını amaçlayan, çağdaş değerler, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı ve bunları koruyan, geliştiren yurttaşlar yetiştirmeyi kendine rehber edinmiş eğitim sistemimizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin teminatı siz değerli öğrencilerimizin yurduna faydalı, erdem ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişeceğine olan inancım tamdır. Tatar, büyük özveriyle evlatlarımızı yarınlara hazırlayan velilere ve öğretmenlerimize teşekkürlerimi iletiyorum, ifadelerini kullandı. Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında çatışma çıktı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmaların başladığını duyurdu. Ermenistan tarafı da çatışmaları doğrulayarak Azerbaycan'la yaşanan çatışmalardaki yoğunluğun bu sabah azaldığını belirtti. Sınır hattındaki saldırı sonucu askeri personel arasında kayıplar olduğu kaydedildi.
Azerbaycan, Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin sabotaj gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediği belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasına göre bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandı. Saldırı sonucu askeri personel arasında kayıplar, askeri altyapıda hasarlar meydana geldi. Çatışma ve kayıpların da tamamen Erivan yönetiminin sorumluluğu olduğu belirtilerek, Azerbaycan ordusunun sivil nüfusu ve altyapıyı hedef aldığı iddiasıyla ilgili Ermenistan'ın yaydığı bilgilerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Açıklamada, Ermenistan'ın provokasyonlarına yanıt olarak karşı önlemler lokal niteliktedir ve atış noktaları olan meşru askeri hedeflere yöneliktir. Misilleme önlemleri küçük ölçeklidir. Azerbaycan sınırlarının güvenliğini sağlamayı ve Ermenistan'ın provokasyonlarına son vermeyi amaçlamaktadır ifadeleri yer aldı. Öte yandan yaşananların 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışma olduğu belirtiliyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Azerbaycan'la yaşanan çatışmalardaki yoğunluğun bu sabah azaldığını belirterek, Ermenistan Savunma Bakanlığı verilerine göre an itibariyle ölen 49 kişimiz var ancak bu nihai rakam değil dedi. Paşinyan, Ermenistan parlamentosunda yaptığı konuşmada Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Azerbaycan'ın Kasım 2020'de varılan anlaşmalara yönelik yaklaşımına katılmadıklarını söyleyen Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan dahil tüm bölge ülkelerinin bu yolları kullanacağı yaklaşımıyla yolları açmaya hazırız ifadelerini kullandı. Azerbaycan ve Ermenistan'ın sınırda karşı karşıya gelmesinin ardından iki ülke yetkilileri peş peşe telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya ve Fransa liderleriyle, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Ermenistan'ı tahrikleri bırakma çağrısında bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan, Azerbaycan'la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve işbirliğine odaklanmalı dedi. Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yaşanan yoğun çatışmaların ardından diplomasi trafiği yaşandı. Taraflar birbirlerini suçladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştü. Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda mevkidaşı ile görüştüğünü duyurarak, Bayramov'la Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki Ermeni provokaslarını ele aldık dedi. Paylaşımda Ermenistan'a tahrikleri bırakması çağrısı yapan Çavuşoğlu, Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı, Azerbaycan'la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve işbirliğine odaklanmalı ifadelerini kullandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda görüştü. Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada Paşinyan'ın endişelerini dile getirdiği aktarılırken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un gerginliğin tırmanmasının kabul edilemez olduğunu ve durumun sakinleştirilmesinin gereğini vurguladığı ifade edildi. Ermeni basınında Paşinyan'ın gece saatlerinde hükümet binasında Güvenlik Konseyi'ni topladığı da belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden de taraflara çağrı geldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalardan derin kaygı duyduklarını söyleyerek taraflara çatışmaları derhal durdurma çağrısı yaptı. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın son dönemde artan provokasyonlarına sert tepki gösterdi. Akar, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta hem kendimizin hem de Kıbrıs'ta kardeşlerimizin haklarını, menfaatlerini korumakta kararlıyız ve buna da çok şükür muktediriz dedi. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın artan provokatif davranışlarını değerlendirdi. Sorunların barışçıl yol ve yöntemlerle iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde uluslararası hukuka uygun, adaletli çözümün önemine vurgu yapan Akar, şunları kaydetti.
Yunanistan'a tarihten ders alın diyoruz. Yeni maceralara girmeyin. Bazıları sizin kulağınıza bir şeyler söyleyebilirler. Bunların geçerli olmadığını tarihte gördünüz. Aynı şeyi tekrarlatmayın, bu konuda akıllı olun. Yunanistan'da kendi şahsi hesapları ve iç politika için gerilimi artıran bazı siyasileri var. Kendi menfaatleri için kendi halklarının refahını, geleceğini tehlikeye atıyorlar. AKAR, Türkiye'nin bir an önce barışçıl yol ve yöntemlerle, diyalogla sorunları çözmek için görüşmelere başlamanın en doğru yol olacağını ifade ettiğini, fakat bu söylediklerinin hiçbir şekilde zafiyet olarak algılanmaması gerektiğini belirtti. Hulusi AKAR, Ege'de, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta hem kendimizin hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarının menfaatlerini korumakta, kollamakta azimliyiz, kararlıyız ve buna da çok şükür muktediriz dedi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs meselesinin milli bir dava olarak sadece Kıbrıslı Türklerin değil, Türk milletinin bir davası olduğunu söyledi. Kıbrıs Türk Emekli Assubaylar Derneği ve Türkiye Emekli Assubaylar Derneği Yalova Şube Başkanlığı heyetlerini kabul eden Töre, en büyük değerin anavatan Türkiye ve Türk milleti olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk Emekli Assubaylar Derneği ve Türkiye Emekli Assubaylar Derneği Yalova Şube Başkanlığı heyetleri Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi ziyaret etti. Kıbrıs meselesi tabii ki hiç şüphesiz milli bir meseledir ve bu milli mesele sadece Kıbrıslı Türklerin meselesi, davası değildir. Bu dava Türk milletinin davasıdır. Doğu Akdeniz'de oynanan oyunlar, Türkiye üzerinde oynanan oyunlar, Kıbrıs Adası üzerinde oynanan oyunlar tamamen emperyalist oyunlardır, sömürgeci oyunlardır ve Türk milletini nasıl böleriz, nasıl parçalarız, Türk milletini nasıl zayıf düşürürüz, Türk ordusunu adadan nasıl çıkarırız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ni tanımayarak, ambargolar altında tutarak, izolasyonlar altında tutarak nasıl onları bezdiririz de kendi devletlerinden, milli devletlerinden vazgeçerler de Kıbrıs'ta birleşik bir yapıya razı olurlar, federasyona razı olurlar. Ama biz bu oyuna gelmeyeceğiz, aldanmayacağız. Meclis Başkanı Zorlu Töre, bağımsız devletten vazgeçilmesinin mümkün olmadığını da söyledi. Avrupa Birliği'nin, gerekse Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin davranış biçimlerini görüyoruz. Kıbrıs'ta Türk devletini kabul etmiyorlar. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin üstünlüğünü kabul etmiyorlar. Haklı durumunu görmemezliğe geliyorlar. Kıbrıs'ta Türk askerinin garanti anlaşmalarından doğan varlığını kabul etmiyorlar ve garantiler sonlansınmış şeklinde yaklaşımlar da vardır. Ama dünya Avrupa Birliği'nden de büyüktür. Dünya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden de büyüktür. Anavatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunu en güzel şekilde ifade etti. Dünya beşten büyüktür. Biz de diyoruz ki bizim için en büyük kimdir? Türk milletidir ve Türkiye'dir. Ve Türk ordusudur. Ve daha büyük birini tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Dünya böyle istiyor. Biz dünyanın istediğini yapacaksak o zaman devletten vazgeçmemiz gerekir. Şehitlerimizden bıraktığı emanetten vazgeçmemiz gerekir. Biz de vazgeçmeyeceğiz. Bize ışık tutan Avrupa Birliği değildir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi değildir. Bizim ilham kaynağımız milletimizdir. Bizim ilham kaynağımız şehitlerimizdir. Bizim ilham kaynağımız milli mücadelede yer alan gazilerimizdir. Bundan dolayı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti vardır, var olacaktır, yaşamaya devam edecektir. Aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlattırmayacağız. Onların ruhlarını incitmeyeceğiz. Onun için bağımsızlığa dört elle sahip çıkacağız. Bağımsızlık yolunda ilerlerken de anavatan Türkiye'den ve Türk milletinden asla kopmayacağız. Hep birlikte yapacağız bunları. Çünkü tek başımıza olmaz. Birlikten kuvvet doğar. Biriz, beraberiz ve hep birlikte Türk milletiyiz. Ve siyasi gündemle devam edelim. Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi bugün öğleden sonra yerel seçimlerde aday belirleme gündemiyle toplanacak. Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısı saat 16'da, Parti Meclisi ise saat 17'de başlayacak.
Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi ise dün akşam toplanarak parti genel sekreteri ile merkez yönetim kurulunu belirledi. Gerçekleştirilen seçimde parti genel sekreterliğini Asım Makansoy aldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi geçtiğimiz hafta yaptığı 28. olan kurultayın ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi ve Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi. Asım Akansoy, Erdoğan Sorak'ın ve Erkut Şahali'nin aday olduğu parti genel sekreterliğine Asım Akansoy seçildi. Toplantıda Merkez Yönetim Kurulu'nda giren isimler de saptandı. Cumhuriyetçi Türk Partisi Merkez Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantının ardından görev dağılımını belirleyecek. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu'nun şikayetiyle dün gözaltına alınıp haklarında dava okunan Kıbrıs Türk Hamme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengehan'la Kamu Sen Başkanı Metin Atan bazı sendikalarında desteğiyle komisyon binası önünde eylem ve basın açıklaması yaptı. Bengehan eski Kamu Hizmeti Komisyonu yöneticilerinin komisyona şeffaflık getirdiğini söylerken mevcut Başkan Köseoğlu ve ekibinin ise var olan düzeni bozduğunu ileri sürdü. Gardiyan alımları ile ilgili mülakat sırasında Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı odasını işgal etmelerinden dolayı polis tarafından gözaltına alınan Kıbrıs Türk Hamme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan ve Kamu Sen Başkanı Metin Atan, Kamu Hizmeti Komisyonu önünde eylem ve basın açıklaması yaptı. Güven Bengehan, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu'nun göreve geldiği günden itibaren sorun yaratmaya başladığını ileri sürdü. Bengehan, eski Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı ve yöneticilerinin komisyona şeffaflık getirdiğini, mevcut komisyon başkanı Köseoğlu ve ekibinin var olan düzeni bozduğunu savundu. Güven Bengehan, usulsüz atamaların olduğunu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın devlet dairelerine atadığı bürokratları isimlerini tekrardan gözden geçirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Kamu Sen Başkanı Metin Atan da yapılanların demokrasiye vurulan bir darbe niteliği taşıdığını söyledi ve bizleri itibarsızlaştırma adına her türlü usulsüzlükler yapılıyor dedi. Atan, Kamu Hizmeti Komisyonu'nun yaptığı sınavların şaibeli olduğu suçlamasında da bulundu. Konuşmaların ardından sendika temsilcileri uygulamanın iyi idare yasasının katılım ve açıklık ilkelerine aykırı olduğunu savunan ve gerekçeli bilgi talep eden dilekçeyi Köseoğlu'na sundu. Ve bir atama haberiyle devam edelim. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Muhaciret Dairesi Müdürlüğü'ne Erhan Akar atandı. Akar'ın İçişleri Bakanlığı Plan Proje Müdürü görevinden alındığına ve Muhaciret Dairesi Müdürlüğü'ne atandığına dair kararnameler resmi gazetede yayımladı. Sayın seyirciler, Esentepe'de dün meydana gelen iş kazasında 50 yaşındaki Mustafa Sapan ağır yaralandı. Bir şirkete ait inşaat şantiyesinde döner merdivene ait boşlukta alçı işi yapan Sapan dengesini kaybederek 2 metre 70 santimetre yükseklikten beton zemine düştü. Mustafa Sapan belinde kırık teşhisiyle Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde beyin cerrahisi servisinde gözetim altına alındı. Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor. Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgını nedeniyle toplam aktif sigortalı çalışanların sayısında yaşanan düşüş 2022 yılı itibariyle artmaya ve salgın öncesi rakamlara yaklaşmaya başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ikinci çeyrek raporunda yer alan verilere göre Ocak 2021'de 105.945'e gerileyen kayıtlı çalışan sayısı 2022 Haziran itibariyle 117.390 seviyesine yükseldi.
Covid-19 salgını nedeniyle toplam aktif sigortalı çalışanların sayısında yaşanan düşüş 2022 yılı itibariyle salgın öncesi rakamlara yaklaşmaya başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ikinci çeyrek raporunda yer alan verilere göre Covid-19 salgını öncesinde 119.568 olan kayıtlı çalışan sayısı Ocak 2021'de 105.945'e düşerken Haziran 2022 itibariyle 117.390 seviyesine yükseldi. 2021-2022 yılları arasında çalışma izinli olarak çalışan toplam sigortalı sayısı ise %23 artarak 38.340'dan 47.147'ye yükseldi. Bu rakam 2020 yılında 50.271'di. Çalışma izinli sigortalı sayısındaki bu değişimde en büyük pay Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sigortalıların sayısı. 2020 yılı başında 33.767 olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sigortalı sayısı 2021 yılında 24.711 kişiye gerilerken 2022 yılında %27,9 artarak 31.613'e yükseldi. Aynı dönemde diğer ülke vatandaşı sigortalı çalışanların sayısı ise 16.504'den 13.629'a gerileyip sonrasında 15.534'e ulaştı. Sosyal sigortalı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı çalışan sayısı ise 67.605'den 70.243'e yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı sigortalı çalışanların toplam sigortalı çalışanlar içindeki payı 2008 yılından 2020 yılına kadar %55 ile %58 arasında değişkenlik gösterirken, Covid-19 salgınının etkisiyle çalışma izinli çalışan sayısındaki düşüş sonrası 2021 yılında %63,8'e yükselmişti. Ancak 2022 yılı başında salgın etkilerinin geçmesiyle tekrar artan çalışma izinli nüfusla birlikte 2022 Haziran ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı sigortalı çalışanların payı %60'a geriledi. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sigortalıların toplam sigortalılar içindeki payı 2008 yılında %40,8 iken 2021 yılında %23,3, 2022 yılında ise %27 olurken diğer uyruklu sigortalıların payı aynı dönem içinde %13,8 ve %12,9, 2022 yılıyla birlikte tekrar %13 oldu. Avrupa Birliği enerjide acı reçeteye hazırlanıyor. Rusya'dan kaynaklanan gaz krizi dolayısıyla zor bir kışa hazırlanan Avrupa Birliği enerjide yeni önlemler alıyor. Avrupa ülkeleri belirli zamanlarda ışıkları kapatma, ısıları düşürme gibi çeşitli tasarruf önlemleriyle birlikte enerji fiyatlarını sınırlama gibi çeşitli tedbirler hayata geçiriyor. Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan ekonomik yaptırımların ardından Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz tedarikini kesmesi, kıta genelinde eşi benzeri görülmemiş ölçekte bir enerji krizi ortaya çıkardı. Avrupa doğal gaz piyasalarında fiyatlar bir yıl öncesine kıyasla 10 kattan fazla artarak tarihi zirve yaptı. Gaz fiyatlarındaki artış elektrik fiyatlarını da hızla yukarı tırmandırdı. Avrupa ülkelerinde toptan elektrik piyasalarında da fiyatlar bir yıl öncesine kıyasla zaman zaman 8 kat artış gösterdi. Hem Avrupa Birliği hem de üye ülkeler söz konusu enerji ürünlerindeki hızlı fiyat artışını aynı ölçüde tüketicilere yansıtmamak ve enerji arz güvenliğini sağlamak için çeşitli tedbirler hayata geçirmeye çabalıyor. Avrupa Birliği Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı bir acil durum planı hazırladı. Plan kapsamında bütün üye ülkelerin gaz tüketimlerini %15 azaltmalarına karar verildi. Böylece yılda yaklaşık 400 milyar metreküp gaz tüketen Avrupa Birliği ülkelerinin yıllık 45 milyar metreküp civarında daha az gaz kullanması hedeflendi. Avrupa Birliği üye ülkelerdeki yeraltı doğal gaz depolarının kış aylarına kadar doldurulmasını zorunlu kılacak yasal düzenlemeler de hazırladı. Bu çerçevede doğal gaz depolarının 1 Kasım'a kadar %80 doldurulması hedefi belirlendi. Rusya'nın Avrupa'ya Kuzey Akım Boru hattından doğal gaz sevkiyatını süresiz kesmesinin ardından Avrupa Birliği üyesi ülkelerin enerji bakanları hızla artan elektrik ve doğal gaz fiyatlarına karşı alınacak yeni tedbirleri belirlemek üzere bir araya geldi. Avrupa Birliği ülkeleri Avrupa Birliği Komisyonu'na derhal düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını,
fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını, doğal gaza tavan fiyat uygulanmasını, elektrik talebinin düşürülmesini ve enerji şirketlerine likidite sağlanmasını içeren yasal düzenleme hazırlama görevi verdi. Bu düzenleme tekliflerinin detaylarının bugün Avrupa Birliği Komisyonu üyelerince tartışılması ve paketin detaylarının açıklanması bekleniyor. Gün ortasında piyasalardaki son duruma da göz atalım. Dolar TL öğle saatlerinde 18.24'ten, Euro TL 18.54'ten ve Sterlin TL 21.37'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi ise 1.01 seviyesinde seyretmeye devam ediyor. Piyasalardaki son durum da böyleydi. Gün ortası devam ediyor. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yazar ve akademisyen Hakan Mengüç'le Girin Amerikan Üniversitesi kurucu rektörü milletvekili Serhat Akpınar'ı kabul ederek görüştü. Tatar kabulde ülkenin değerlerini bulup ortaya çıkarmanın ve bu konudaki çalışmaları sürdürmenin önemini vurguladı. Değeri kabulleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yazar, müzisyen ve akademisyen Hakan Mengüç, Girin Amerikan Üniversitesi kurucu rektörü Serhat Akpınar ve beraberindekileri kabul ederek görüştü. Hakan Mengüç, kabulde yaptığı konuşmada Sufizmin dünyada bilinmeye başladığını ve Sufi köyüyle de dünyadaki takipçilerin gelip kalabileceğini, turizm oluşturabilecek bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Mevlana'nın asırlardır devam eden felsefesinin ülkeye katkısının değerli olduğunu belirtti. Her zaman ülkenin değerlerini bulup tekrar ortaya çıkartmak, yaşananları geleceğe yönelik bunları taşıyabilmek ve ona göre bu değerlerden ülke faydasına olabilecek bir takım çalışmaları sürdürebilmek ülkenin geleceği bakımından önemli. Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında Sufizmin yayılmasıyla birlikte ortaya çıkan projeye ve yapılan çalışmalara katkı koyan herkese de teşekkür etti. Fazıl Say ilk şarkılar ve piyano eserleri konseriyle bu akşam Salamis Antik Tiyatro'da sanatseverlerle buluşacak. Konser saat 21'de başlayacak. Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, 20. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali açılışında ilk şarkılar ve piyano eserleri konseriyle Salamis Antik Tiyatro'da sanatseverlerle buluşacak. Konser bu akşam saat 21'de başlayacak. Fazıl Say'ın Nazım Hikmet, Metin Altıok, Cemal Süreyya, Ömer Hayyam, Can Yücel, Orhan Veli gibi önemli şairlerin şiirlerini besteleyerek oluşturduğu ilk şarkılarda Say'ın piyanosuna solist Serenat Bağcan eşlik edecek. Say bu konserde ilk şarkıların yanı sıra solo olarak kendi eserlerini de seslendirecek. Biletler Lefkoşa, Gazi Mausa, Girne, Yenikent, İskele Deniz Plazalardan veya online bilet biletfest.com'dan temin edilebilecek. 6 yaşından küçüklerin etkinlik mekanına alınmayacağı ve 6 yaş ve üzeri çocukların bilete tabi oldukları belirtildi. Bilet fiyatları 300 ile 450 Türk lirası arası değişiyor. Gün ortasında karşınızda olduk. Gelişmelerden haberdar olmak için BRT'de kalmaya devam edin. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun yıllarca Türkiye'de forma giyen Osman Uçaner adına oynatılacağını açıkladığı Süper Kupa'nın sahibi 16 Eylül Cuma günü belli olacak. 2021-2022 sezonu şampiyonu Mausa Türkgücü ile Kıbrıs Kupası finalisti Doğan Türk Birliği arasında Lefkoşa Atatürk Stadında yapılacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Kupa mücadelesi BRT2'den canlı ekranlara gelecek.
Aksa Süper ve 1. Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı. Programa göre Süper Lig'in 22 Eylül'deki açılış maçında Türk Hoca ile son şampiyon Bavusa Türkücü karşı karşıya gelecek. İlk haftanın diğer karşılaşmaları Yonpaş Dumupınar Cihangir, Göçmenköy Çetinkaya, Miracle, Değirmenlik Doğan Türk Birliği, Hamitköy Küçük Kaymaklı, Merit Alsancak Yeşilova Gönyeli, Mesarya, Lefke ve Yeni Cami Çaynabazar Gençlik Gücü takımları arasında oynanacak. Diğer yandan 1. Lig'in açılışı 23 Eylül Cuma oynanacak. Esentepe Girne Halkevi maçıyla olacak. Ligin 1. haftasındaki diğer müsabakalar 4 Yol Yalova, Pera Gençler Birliği Yeni Boğaziçi, Mustafa Hacı Ali Yılmazköy Maraş, Binatlı Lapta, Mor Menekşe, Düzkaya, Yeni Erenköy İncirli ve Miracle Karşıyaka, Bafik Yurdu maçları olacak. Basketbol U17 Kızlar Ligi'nin 2. haftası bir maçla başladı. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda oynanan maçta Akdeniz Spor Birliği Kopspor'u 88-24'lük farkla yendi. Lige bu akşam 2 maçla devam edilecek. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Asancak, Levent Sporlar'da Sezar Proşek Slarnaka Gençler Birliği karşı karşıya gelecek. Kuzey Kıbrıs Trak ve Spor Otomobil Derneği Organizesi Güven Sigorta, Kuzey Kıbrıs Trak Yarışları Şampiyonası'nın 3. ayağı Mobil Link Chap Shop yarışı Akıncılar Tünel yolunda yapıldı. Hızlı araçların piste çıktığı sıralamalarda otomobil rekoru da kırıldı. Güney Kıbrıs'tan yarışa katılan Stelios Panayiotis ikilisi ard arda rekor geliştirerek izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. 11 saniye sınıfında Habib Yıldırımlar birinci oldu. Yakup Şah ikinci, Güney Kıbrıs'tan yarışa katılan Panayiotis üçüncü sırayı aldı. 12 saniyede Hüseyin Deney birinci, Sertaç Zurnacı ikinci, Gürkan Gülderen üçüncü oldu. 13 saniyede ilk sırayı alan Çağkan Özgür'ü Ali Çıdan ikinci sırada takip etti. Çıdan en iyi reaksiyon süresi kupasının da sahibi oldu. Bu kategorinin üçüncüsü ise Melisa Kaplan. En kalabalık sınıflar 14 ve 15 saniye sınıflarında çekişme yaşandı. 14 birincisi Şevket Kavalcı, ikinci Burak Özer, üçüncü Çağın Garanti geldi. 15 birincisi Fatih Uğur'u, Mehmet Karadeniz ikinci, Semihan Nur Güngörmüş üçüncü izledi. Arda Turan'ın profesyonel futbolculuk kariyerini YouTube'da yayınladığı videoyla son verdiğini duyurması gündem olurken, mesaj La Liga'da forma giydi İspanya'da da yankı buldu. La Liga kurumuyla Barcelona ve Atletico Madrid kulüpleri futbolcu kariyerini sonlandırma kararı alan Arda Turan'a yeni hayatında başarı diledi. İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumu resmi Twitter hesabından Türk büyüsü kramponlarını asıyor. Yeni dönemde bol şanslar Arda Turan mesajını paylaştı. Barcelona kulübü resmi Türkçe Twitter hesabından her şey için teşekkürler Arda paylaşımında bulundu. Atletico Madrid ise paylaşımında Arda Turan profesyonel futbolcu kariyerini bitirdiğini duyurdu. 4 sezon 178 resmi maç, Lig, Avrupa Ligi, Avrupa Süper Kupası, Kral Kupası, İspanya Süper Kupası, bize verdiğin tüm büyük anlar için çok teşekkürler ifadelerini kullandı. Arda Turan'ın futbolu bırakması ile ilgili haberler Türkiye yanı sıra yabancı basında da yer aldı. Türkiye Spor Toto Süper Lig 6. hafta kapanışında Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u 3-2 yendi. Medipol Başakşehir ise Beşiktaş deplasmanından 1-0 galip ayrılarak rakibinin ligdeki 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları bugün ve yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün Victoria Pilsen Inter ve Sporting Tottenham'la, yarın Milano, Dinamo Zagreb ve Shakhtar Donetsk Celtic maçları saat 19.45'te, diğer maçlarsa 22'de başlayacak. Ligin 2. haftasında günün programı Liverpool Ajax, Porto Club Brugge, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Victoria Pilsen Inter, Bayern Münih, Barcelona, Sporting Tottenham, Olympique Marseille, Eintracht Frankfurt şeklinde. Öte yandan UEFA İngiliz takımı Arsenal ile PSV Eindhoven arasında 13 Eylül Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Kraliçe Elizabeth'in vefatı nedeniyle ilan edilen ulusal yastan ötürü polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarının yaşanması nedeniyle ertelenen maçın oynanacağı tarih ilerleyen günlerde duyurulacak.
Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Eurobasket 2022'de çeyrek finaller bugün ve yarın oynanacak. Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliği yapacağı maçlar bugün İspanya, Finlandiya ve Almanya, Yunanistan takımları arasında. Yarınki çeyrek finallerde ise Fransa ile İtalya, Slovenya ile de Polonya karşı karşıya gelecek. Türk güreşçi Burhan Akbudak dünya şampiyonu oldu. Sırbistan Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın 3. gününde Greco-Roman stili 82 kiloda finale çıkan Akbudak, Özbek Berdi Muratov'la karşılaştı. Maçta 6-2 geriye düşmesine rağmen minderden 7-6 üstün ayrılan Burhan Akbudak, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basın sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yer yer hafif sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar güney ve batıdan kuvvetli esecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 36, Girne'de 32, Alevkayası'nda 30, Güzelyurt'ta 33, Gazi Mausa'da 32, Lefke'de 29, Yenerenköy'de 31 ve İskele'de ise 33 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 22, Girne'de 23, Alevkayası'nda 22, Güzelyurt'ta 19, Gazi Mausa'da 21, Lefke'de 23, Yenerenköy'de 24 ve İskele'de ise 21 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 37, Girne'de 33, Alevkayası'nda 32, Güzelyurt'ta 35, Gazi Mausa'da 33, Lefke'de 30, Yenerenköy'de 32 ve İskele'de ise 35 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde de bugün hava açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yer yer hafif sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar güney ve batıdan 4-5 kuvvetinde esecek. Deniz orta, yer yer kaba dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 2 metre dolaylarında olacak. Bugün orman yangın olasılığı ve ultraviyole radyasyonu çok yüksektir. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Haberdar olmak istiyor musunuz? Kıbrıs ve dünyada neler oluyor? Kuzey Kıbrıs spor müsabakaları sonuçları, BRT SMS paketi...